Sayın Bedri Yaşar'ım, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Dün burada infaz yasasını görüşürken saat 21.30 civarında 21.30 civarında bir duyuru aldık. Dediniz ki 61 olsun, ziyanı yok. Çok bilgiden bir zarar gelmez. Dediniz ki sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hükümet dün gece itibarıyla Zonguldak'ta buna dahil ederek 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Milletimiz ve vatandaşlarımız için karantina altındaki bu iki gün çok önemli. Aslında biz buna karşı değiliz. Bundan önce de sokağa çıkma yasağı ilan edilsin dedik. Ama bugün bile iki gün süreyle de alınmasını olumlu buluyoruz. Bununla beraber sokağa çıkma yasağına uygun bulmakla birlikte uygulanış şeklini ve zamanını uygun bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Sokağa çıkma yasağının iki saat kala açıklanması yer yer ülkemizde sosyal mesafeleri kaldırmış ve istenmeyen görüntülere neden olmuştur. Bu görüntüler ve yaşanan olayların tek bir sorumlusu vardır. O da tabii ki bugünkü hükümettir. Şunu ifade etmek istiyoruz. Hekimlerimiz diyor ki bu aynen bir kış günü, hani Erzurum'da da bir şiir var ya İbrahim abi, eskiden kar yağardı Erzurum'a, toprak damlarda sırt sırta yaşardık. Sabahtan kalkar damlarımızı kürürdük. Hani o damların arasında gazmayla kürekle açılan yollar vardı ya, hekimlerimiz diyor ki bu geçtiğimiz 30 günde biz bu kadar gayretlerle çalıştık ama sizin bu iki saatte oluşturduğunuz kargaşa var ya diyor, o patikaların üzerine çığ düşmüş gibi oldu diyor. O kargaşada diyor, hani elde ettiğimiz fayda maliyet analizine baktığınız zaman o kargaşada bu olayların daha yoğun olduğunu düşünüyoruz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu kararları vermeden önce daha bir dikkatli düşünmemiz lazım. Hatta İçişleri Bakanımız diyor ki eğer biz bunu 2-3 saat önce açıklamış olsaydık daha yoğun kargaşalar olurdu ki bu şu vukuundan beter bir ifadedir. Yani sanki Türk milleti sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anda ve edilmeyi düşünüldüğü anda bakkalları, manavları, fılınları talan edecekmiş görüntüsü çıkar ki bu hiç doğru bir yöntem değildir. Dolayısıyla daha önceden bu planlanıp programlanırsa bu tür izdihamların olmayacağını ben şahsen düşünüyorum. Belki bundan sonra da farklı illerde bu tür uygulamalar olabilir. Dolayısıyla bu ilanların daha önceden planlı, programlı bir şekilde duyurusu yapılırsa faydalı olacağını düşünüyoruz.